Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ellerim böyle ovuşturarak girdi. Niyeyse. Neyse, umuyorum keyifleriniz yerindedir. Yine bu aralar kafamda olan sorular. Zaten geçenlerde biliyorsunuz YouTube gelir videosuyla ilgili bir şeyler paylaşmıştım. Bu defa da kanalın gidişatı ile ilgili birkaç bilgi vermek istedim. Çünkü özellikle YouTube'da bazı yorumlar geliyor. Mesela hani abi mesela bir grup diyor ki abi canlı yayında oynadığın şeyleri buraya atma. YouTube'a özel video çek. Haklı. Diğer bir grup diyor ki abi ya da Panda bizim canlı yayınlara gelme fırsatımız yok. Sınavımız var, işimiz var, gücümüz var vesaire vesaire. Canlı yayında izleyemiyoruz. Buraya koy ki burada da izleyelim. Haklı. Herkes haklı. Ben de haklıyım. Ben de haklıyım. Neden haklıyım? Bu arada tıraş oldum, evet. Birkaç yara izi falan, neyse iyi, fena değiliz yani, düzelir onlar da, sinir stresten sivilcedir, şudur budur çıkıyor. Şimdi bunu nasıl anlatabilirim, nasıl örnekleyebilirim size? Tamam, giriş gazını verdik, durduruyorum şeyi. Hatta şuradan da bana 10 saniye verin, normal boyutuna getireceğim şeyi. Birkaç örnek vereceğim. Şimdi tabii ki gönül ister ki en azından YouTube'dan izleyenler için söylüyorum bunu. Panda haftanın 7 günü, biliyorsunuz bende her gün video geliyor. 7 ile 10 arasıdır bir haftada. Bazen ikişer videolar da gelir. İkişer video da gelir. Hani sadece YouTube'a özel içerik yapsın. O işte oynasın, editlesin, büdütlesin, böyle vloglar koysun. Ne bileyim, ilk bakışlar atsın, onu yapsın, bunu yapsın. Video kaliteleri yüksek olsun. 60 FPS 1080 olsun ki izlediğinize değsin. Güzel. Haklısınız. Ama diğer izleyiciler ya da hani grup grup ayırsak, tabi tırnak içinde grup diyorum, yani YouTube izleyenler, canlı yayın takip edenler, onlar da diyor ki keşke Panda her gün yayın yapsa da her gün muhabbet etsek, çünkü canlı yayın bambaşka bir kafa, oynarken bir yandan A Ahmet, B Mehmet, o abone oluyor işte, herkese Murat'tan çay diye bir şey çıkıyor mesela, onun hani atmosferi, keyfi bambaşka. Ki haftanın 4 günü aşağı yukarı, 3 ya da 4 günü ben canlı yayın yaparım ki 2-3 saat sürer. Haftanın her günde YouTube'a video atarım. Diyelim ki YouTube'a 10 video atıyorsam bir haftada, bunun en az 4'ü şeydir. YouTube'a özeldir. Bu vlog olabilir. Skyrim tabii ki. Skyrim olabilir. O hafta içinde oynadığım, ilk bakış attığım oyunlar olabilir. Şimdi bunun bir orta yolu yok arkadaşlar. Hani ben herkesi memnun etmeye kalkarsam yalan olurum. Hatta size de hani naçizane bir büyük tavsiyesidir. Herkesi memnun etmeye çalışmayın. Herkesi memnun ederseniz geriye sizden bir şey kalmaz. Ortalık malı olursunuz. Aman o üzülmesin, o da beni sevsin, bu da benden hoşlansın. Yok abi. Ya da ablacım, hani seni olduğun gibi sevsinler, verdiğin emeğe saygı duysunlar ki siz bunu yapıyorsunuz. Yani ben hepinizden, YouTube'daki burada 310 bin takipçimden, canlı yayında 150 bin takipçi var. Yani müthiş, hani inanılmaz derecede mutluyum, memnunum ve ne kadar şanslı olduğum farkındayım. Bunun için ben de çok emek verdim. Siz de bana yardımcı oldunuz. Şimdi bir örnek vereyim. Bu arada bazı arkadaşlar var, hem canlı yayını izliyorlar hem de gelip YouTube'da videolara yorum ve like atıyorlar. Onlar ya, yerim canımsız. Yerim ben size. Mesela Uncharted 4'ü çok sevdiniz değil mi? Hepimiz, hatta kanalı ayağa kaldıran bir seriydi. Şöyle. Ama mesela YouTube'dan izleyen arkadaşların bilemediği, göremediği, hatta sesini kısmak zorundayım, telife girmesin, bir şey var. Neydi o? Hemen şuradan ekran yakalamayı alıyorum. Kendim kayboluyorum. Çok fazla vermeyeceğim. Bu gördüğünüz Uncharted 3. 4'ü ben YouTube'a atarken hatta orada da söylüyordum. 3'ü canlı yayınlarda oynadık. Hatta sonra 2'yi oynadık. YouTube'da göremediğiniz, diyelim ki Dark Souls gibi serileri de oynadık. Bu arada bu canlı yayın kalitesidir. Ha tabii YouTube biraz düşürebilir vesaire ama canlı yayın kalitesidir. Şimdi bu arada şu anda konuşan ben değilim. Bu bir şey, yayın tekrarı. Ah Chloe bebeğim. Tamam yeter. Burada bitiriyorum. Hop. Bitiremiyorum. Chloe'yi bir daha görelim, Chloe'yi. Mua, canım. Tamam, tekrar kendime geliyorum. Hop. Evet. Şimdi bunu şundan dolayı gösterdim. Canınızı çektirmek için değil. Ki canınız çekiyorsa hala gidip şeyde izleyebilirsiniz. Twitch'te yayın tekrarında izleyebilirsiniz. Ben ne yaptım? Uncharted 4'ü
YouTube'a özel yaptım. 3'ü ve 2'yi canlı yayınlar oynadım. Hayatımda yaptığım en saçma kararmış. Allah da benim belamı versin. Çünkü şunu biliyorum. Uncharted 3 en az 4 kadar güzel bir oyun. Yine Türkçe dublaj, yine muhteşem bir oyun. Ve işte o işi gücü vakti olamayan arkadaşlar, canlı yayına gelemeyen arkadaşlar bunu izleyemedi. Keşke diyorum şimdi ki kayıtların bazı bölümleri silindi falan. Keşke bunları da kesip YouTube'a atsaymışım. Keşke. Zaten fark ettiyseniz Rainbow Six son zamanlarda, Valiant Hearts, Counter Strike'lar geldiği zaman öyle geliyordu. Bunlar canlı yayından geliyorlar. Ama senaryo oyunlarını YouTube'a özel yapıyordum ya da canlı yayında oynuyordum işte. Sıkıntıyı anlayabildiniz mi? Hani isimlerle örnek vereyim. Mesela ben sadece Twitch yayıncısı olsam, mesela Tzykat öyle yaptı. Cahreyn ilk başta bu kararı vermişti ki kafaları rahat. Çünkü YouTube'un kitlesi Twitch'e göre çok farklıdır. Twitch'te izleyiciye daha hakimsinizdir, moderatörleriniz vardır ve şey. Twitch dediğim şu. Bak şu logosu olan. Bu buralardan beni takip edebilirsiniz bu arada. Neyse. Kafalar orada rahattır ve daha sıcak, samimi bir ortam vardır. YouTube öyle değildir. YouTube'da çok daha geniş bir kitleye hitap edersiniz. İzleyici üzerinde kontrolün yoktur. Sen mesela bir oyun oynuyorsun, 10 kişi vuruyorsun. Allah da belanı versin. Berbat, noob, kanser, aç, anan, cücü, bucu. Durduramazsın bunları ve bunları hani böyle derin bir nefes çeker, banlarsın falan. Ama ya yani o küfrü yemişsindir çoktan. O içine bir oturmuştur. Yapacak bir şeyin de yok böyle. Huh dersin, devam edersin. Peki ben şimdi YouTube'u bırakıp Twitch'e mi döneyim? Bunu yapmam. Twitch'te canlı yayını bırakıp sadece YouTube'a özel videolar mı çekeyim? Hani düşündüğünde çok daha rahat. Günde 3 saatini harca maksimum. Hani çek, incele, editle, büdütle, upload et. Hayatını yaşa. Sponsor gelir, bir şekilde yolunu bulursun. Güzel, eyvallah. Ama canlı yayında o muhabbeti isteyen insanlara ne diyeceğim? Çünkü ben de seviyorum canlı yayın yapmayı. YouTube'a video koymayı da seviyorum. Ne işte Tzykat, Cahreyn gibi hani tamamen Twitch'e yönelmek istiyorum. Ne de canlı yayınları bırak. Örnek veriyorum, kim en büyük şu anda oyun yayıncısı? Enes Batur değil mi? Yani hadi ya da size daha yakın örnek diyeceğim, eski YouTuber'lardan kim kaldı? Benim dönemimden neredeyse kimse kalmadı. Şu anda Mete çok iyi, Easter Gamers. Ya da mesela Mete gibi günde 3 video, 4 video çıkarabileyim falan. Ama olmaz. Yani benim durumum, hani bir laf vardır. Ne yardan ne serden vazgeçersin. YouTube benim yuvam. Burada kalmaya ve var olmaya devam edeceğim. Yeni kitleler kazanıyorum. Twitch yayın yapmaktan, muhabbet etmekten keyif aldığım yer. Orada da devam edeceğim. Ha, o zaman sorun nerede? Sorun şu. Ne tam anlamıyla Twitch'çi, ne tam anlamıyla YouTuber olunca, mesela siz hep güzel videolar beklerken arada fırt 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 canlı yayınlar geliyor. Farkındayım ama bunun için de hani çalışıyorum. Eskiden sürekli herkese benden çay, işte 3 lira geldi, 5 lira geldi, böyle bağışlardan hani şey okuyamıyordum, şey oyuna odaklanamıyordum ya. Şimdi onları düzelttim mesela. Yani canlı yayın yaparken bile sizi düşünerek, YouTube'daki izleyicileri düşünerek anında, mesela çok kritik değilse anında tepki vermiyorum. Tepki veriyorsam abartmıyorum. Ki canlı yayındaki izleyiciler de bunu anlayış gösteriyor. Çünkü herkes onlar kadar şanslı olmayabilir. YouTube'dan izleyecek insanlar var ve onlara haksızlık olmasın. Sizden ricam, 10 dakikaya bir toparlamaya çalışacağım. Yani belki biraz geçerim, bir dakika kalmış. Beni şeyden dolayı yargılamayın. Ya canlı yayından video atıyor. Panda bozdu. Panda şöyle böyle diye yargılamayın. Panda bozmadı. Panda değişti. Yani eskiden tamamen ben ilk başladığımda tamamen canlı yayın yapıyordum. Sonra YouTube oldum. Hani StarCraft döneminde önce YouTube canlı yayın, sonra tekrar YouTube'cu oldum. Şimdi her ikisini de götürüyorum son 2 senedir. Değiştim. Ya isterseniz bozdu diyeyim. Hani canınız sağ olsun. Değiştim ama. Ama siz de değiştiniz. Yani şey orada. Mesela Skyrim'e başladığımızda sene 2013'tü. Şimdi kendiniz düşünün. 2013'te 3 sene önce ne haldeydiniz? Şimdi ne haldesiniz? O zaman nelerden zevk alıyordunuz? Şimdi nelerden zevk alıyorsunuz? Yani hayat ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe, sizin zevkleriniz, benim zevklerim değiştikçe hep bir yol kat ediyoruz. Hani bu konuda bana biraz daha toleranslı olun, yardımcı olmanızı rica edeceğim sizden. Hani videolar az izleniyor, farkındayım ki toparladık, 3 milyona ulaştı gene kanal izlenmesi. Ama mesela şöyle bir gerçek var. Diyelim ki Valiant Hearts, biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı temalı bir oyundu. Son bölümü 10-15 bin civarında izlendi. Doğru.
Ama o canlı yayında 1500 kişi tarafından izlendi. Canlı yayın tekrarı 4000 kişi tarafından, yani 4500, toplamda 6000 kişi canlı yayın tarafında izledi onu. Şimdi 10 bölüm çarpı 6000, 60 bin izlenme daha alabilirdi o video. Ben mesela bundan fedakarlık ediyorum kendimce. Yoksa ben de biliyorum verdiğin tarzı YouTube'a özel yapmayı. Ya da Uncharted'ı YouTube'a özel değil, canlı yayında oynamayı. Çünkü o zaman normalde izlendiğimin 2-3 katı izlenecektim. Bir denge tutturmaya çalışıyorum. Hani bir şeylere ayak uydurmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin hiçbir zaman en çok izlenen canlı yayıncısı olmayacağım. Hiçbir zaman da en büyük YouTube kanalı olmayacağım. O kesin. Ama her zaman yaptığım işten, oynadığım oyundan, ettiğim muhabbetten, sizlerden, sizinle olmaktan keyif alan bir adam olmaya devam edeceğim. Hani benden yana aman YouTube'u bırakır korkunuz olmasın. Canlı yayını bırakır korkunuz olmasın. Ama çok da salmayın. Siz de bana yardımcı olun. Karşılıklı öpüşelim, koklaşalım. Mutlu Mesut. Arada canlı yayınlardan videolar gelecek. Gelir 10 videonun altısı. Mesela ben şimdi tatile gidiyorum. Yarın yolcuyum. Bu videoyu çekiyorum. Öncesinde Skyrim çektim. Öncesinde Survivium çektim. Bir tane daha çekeceğim. GTA çekeceğim. Kalan 6 video canlı yayından gelecek. Rainbow Six gelecek. Witcher gelecek. Bilmem ne gelecek. Bir düzen devam ediyor. Anlatabildim mi? Umuyorum anlamışsınızdır. Arada böyle vloglar her hafta olur, 2 haftada olur. Bu tarz bilgilendirme, böyle kafa dağıtma şeyleri gelir. Videoları gelir. Hani isterseniz sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Kafanıza yattıysa videoyu beğenin ki ben oradan anlayayım. Onun dışında da vlog bilmem de pandaya sor gibi bir şey hani. Sizin sorularınıza cevap vereceğim şeyler de olabilir. Her şeyi planlıyorum. İnanılmaz kafamda deli sorular. Serdar Ortaç'tan hallice. Saat olmuş 4:22. Kendinize çok çok iyi bakın. Havalar sıcak. Bol su tüketin. Esen kalın.